Bugün Bebek Uyku YouTube kanalının konuğu sevgili Özge. Özge sizlerin de tanıdığı gibi Instagram'ın blogger annelerinden ve tatlımın iki tane şahane, harika bebişi var. Hatta bir tanesi içeride uyuyor değil mi? Az önce uyuttuk. Ama nasıl uyuttuk Özge? Bu sefer emzirerek uyuttum. Her defasında farklı bir yöntem kullanıyorum. Peki, Özge bugün hem sizlerden gelen, hem kendi takipçilerinden gelen, hem de kendi merak ettiği soruları soracak ve onunla beraber güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Peki, en çok neyi merak ediyorsun? Seni dinliyorum. En çok neyi merak ediyorum? Şimdi ilk önce küçük bebeğimden başlamak istiyorum. Tamam. Şu an beni en zorlayan o çünkü. Tamam. Şu anda 6 aylık. Pış pış dayarak, memede emerek ve fönsesiyle uyutmaya başladım. Yani fönses bu dönemde doğru mu bilmiyorum. Normalde aslında ilk aylar öneriyorlar ama evet, ilk ay hiç kullanmadım. Yani şu an resmen fönsesini açıyorum, gözünü kapatıyorum. Şimdi önce fönsesiyle başlayalım. Esasında yaz duru artık 6 aylık ve 6. ayından sonra yeni doğan dönemi bitiyor. Yani 0-4 ay, hadi 4,5 ay yeni doğan dönemidir. Ama sonra bu fön sesi dediğimiz işte beyaz gürültü seslerinin artık hayatından çıkması gerekiyor. Çünkü artık hayatından çıkmazsa tam da bir bağımlılık oluyor. Yani her uykuya geçişte o sesi duymak istiyor ve uykuyla o sesi bağdaşlaştırdığı için bir bağımlılık türü. Yani sallayarak uyutma gibi, kucakta uyutma gibi, memede uyutma gibi. Şimdi bu sesleri şöyle yok edemezsin. Ya ben bu uykuda çalayım, bir sonraki uykuda çalmayayım diyemezsin. Burada biraz böyle sivri bir geçiş olması lazım. Bu sesi artık hayatından çıkartman lazım. İlk aylar yani doğru mu? İlk aylar doğru. Neden? Çünkü şöyle düşün. 9 ay boyunca yaz duru senin karnındaydı ve işte bu sesleri dinliyordu. O yüzden dünyaya geldiğinde kendini güvende hissetmesi için annelere diyoruz ki beyaz gürültü sesi açabilirsiniz. Çocuk kendini güvende hisseder. Ama yavaş yavaş 4. aydan sonra bıraktırın. Bir uykuda açın, bir uykuda açmayın. Ama 6. ay artık tamamen hayatından yani tabii. O düğmeyi kapatacaksın ve açmayacaksın. Yani. Bir iki mızırdanacak, o sesi duymadığı için geç uykuya geçecek. Ama sonra göreceksin, ona karşı bağımlılığı bitecek. Bugünden sonra kesiyoruz. İnşallah. Peki ikincisi yani fönsesinin yanı sıra yine memede ya da pış pışlayarak uyuyor. Hatta bazen sallıyorum. Şimdi bizim Özge'yle ilk karşılaşmamız şöyleydi. Bir davetteydi ve Özge yazdır o zaman daha küçüktü. Kucağında böyle pış pışlayarak uyutuyordu. Dedim ki Özge aman Allah'ım. Ağlamasın diyorsun diye. Bu iş böyle gitmez dedim. Şimdi kucakta uyutmayı hemen şöyle açıklayalım. Şimdi sen aldın bebeğini kucağına, ona dedin ki bana güven, merak etme, ben şimdi seni kucağımda uyutacağım. Ve pış pışlamaya başladın. Şimdi çocuk anne karnında senin her ritmik hareketinle, şimdi karnındaydı ve sen ne yapıyordun? Gün içinde tık 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 yürüyordun. Senin her ritmik hareketinde ne oluyordu? Şöyle oluyordu. Ve sen, evet sallanıyordu. Sen o doğdu, kucağına aldı, tık 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 yaptın. Dedi ki işte güvendeyim ve uyuyabilirim. Ne yaptı? Uykuya geçmeye başladı. Ama büyümeye başladıktan sonra bu sallama yetmez. Daha şiddetlisini ister. Hani bir şekilde biz buna diyoruz ki çocuk artık tatmin olmuyor. Yani sallamaya bağımlı oluyor. Evet, bu sefer daha şiddetlisini istemeye başlıyor. Burada yapman gereken şu. Şimdi yaz duru sana güvendi. Dedi ki anne beni uyutuyorsun, kucağındasın. Sen ne yaptın? Uyudu. Biraz bekledin, bekledin. Derin uykuya daldı. Sonra muhtemelen tahmin ediyorum şöyle beline kadar sarktı. Onu yatağına hafifçe bıraktı. Hemen sıçram oluyor. Hemen uyanıyor. Neden? Çünkü sana dedi ki ben sana güvendim. Beni kucağında uyutuyorsun. Burası neresi? Yabancı bir yer. Yatağını tanımıyor çocuk. Ama sen onu güven vererek ve yanında olarak yatağında bir şekilde uyutsaydın hem uykuya daha uzun devam edebilirdi hem de kucak bağımlılığı. Şimdi kucak bağımlılığını yıkmak bu aylarda yavaş yavaş yapabilirsin. Yatağında uyutmaya çalışırsın. Biraz ağlarsa alırsın, sakinleştirirsin, tekrar yatağına koyarsın ama gözlerini kucağında uyumasına izin vermezsin. Çünkü eğer bebeğin kucağında gözünü yumduysa ilk uyandığında tekrar kucağını isteyecek. Çünkü uyuduğu yer orası. Kendinden pay biç. Burada uyudun, yatak odasında uyandın. Ne hissedersin? Evet, nasıl oldu? Nasıl geldi? Evet. Şimdi onlar da aynı serüveni yaşıyorlar. Yani annemdeydim, o sıcaklığı vardı, kucağındaydım. Bu yatak neresi? Bu sefer böyle ağlayarak ve yüksek tonda ağlayarak seni ister tekrar. O yüzden sen buna kucak yerine yavaş yavaş yatakta böyle denemelerle başlarsan bu sürecin bittiğini göreceksin. Peki yatakta başlayarak yani başladığında yanında duracağım. Tabii durabilirsin. 6 ay küçük yani çocuk küçüktür. Bu dönemde desteğe ihtiyacı olur. Çok sert bir metotla gitmene gerek yok.
Yani hani bırakıp bulmasını mı bekleyeceğim yani o süreç? Hayır, ona destek vereceksin. Ninni de söyleyebilirsin, pış pış da yapabilirsin. Çok ağlarsa kucağına alıp sakinleştirip geride koyabilirsin. Ama şundan vazgeçme. Ya uyumuyor, tamam, mesela atıyorum 20 dakika uğraştın uyumadı. Çünkü kucağında uyumayabiliyor, bilmiyor. Ya tamam peki deyip kucağında alıp uyutursan her seferi daha zorlu olur. Ama 20 dakika, 30 dakika, sonra onlar 5 dakikaya, 2 dakikaya ve sonra yatağına alışır. Yani sürece başlarken önce senin bu işe inanman ve sabırlı olman lazım. Bir tek şunu yapma. Gözünü kapattığı yer yatağı olsun, kucağın olmasın. Ve gözünü kapatırken ona böyle şşşt yapıyorsan ya da sırtını sıvazlıyorsan böyle yavaş yavaş elini çek. Yani gözünü kapattığında her zaman kendi dalmış olsun, senin desteğine dalmamış olsun. Bu sefer işte gerçek ve doğru uyumayı öğrenecek. Anladım. Peki emzik için, yani emzik demiyor, yani ben o kadar çok şey aynı anda yapıyormuşum gibi belli ki şu an sen söyledikçe, hatta bazen sallıyorum, direkt senin sözün aklıma geliyor. Çocuğu uyutmuyorsunuz, bayıltıyorsunuz. Diyorum ki sana vicdanın sızıyor, bayıldı mı uyudu mu bakayım. Çok çarpıcı bir sözüm annene. Ama bu gerçekten hani öyle. Hep anlatıyorum bunu. Sallama ile ilgili videom var. Ona dönüp bakabilirsiniz. Ya aslında hani videolarını çok izlediğim için YouTube'dan falan bazı şeylerin doğrusunu biliyorum. Yani kafama yerleşiyor sürekli izleyince. Eşime de diyorum bak bu aslında yanlış ama yapıyorum. Kolay geliyor. Yani belki de süreçte birazcık sabretmek gerekiyor. Evet, özgecik. Şöyle, şimdi iki çocuğum var ve anneler, bizi izleyen anne babalar bu sürecine iki ya da üç, dört çocuğu varsa ne kadar zor. Biraz kısa vadeli uykuyu, yani hadi sallayayım uyusun kısmını. Belki de tercih edildiği için, daha hızlı olduğu için. Ama sen rahatlık istiyorsan, çocuğun, yani öncesi rahatlık dediğinde bu yanlış anlaşılmasın. Anne babanın rahatlığı değil, çocuğun rahatlığı. Çocuğun rahat uyumasını istiyorsan birazcık önüne bir zaman koyacaksın. Yani kısa vadeli hedefimiz yok. Bizim hedefimiz uzun vadeli. Biz uzun vadede çocuğa uyumayı öğretmek istiyoruz. Çünkü çocuğun gelişimini de olumlu desteklemek istiyoruz. Evet. Yani hani bu uyku eğitimini verdikten sonra evde artık uyumayı öğrendi. Hı hı. Peki dışarıda da aynı şekilde tatile gittik diyelim. Hı hı. Devam ediyor olacak değil mi? Yani edebilirsin. Burada şuna dikkat edeceksin. Şimdi yeni değişiklikler çocuğu etkiler. Sen eve yeni bir bakıcı alırsın, etkiler. Eve misafir gelir, etkilenir. Tatil etkilenir. Şimdi düşün. O 0-5 yaş, hadi 0-2 yaş diyelim, tam dünyayı keşfetme dönemi. Ve yeni girdiği eve nasıl bakar çocuklar? Gözlerini açarak böyle her tarafı incelemeye başlarlar. Çünkü dünyayı keşfetme dönemi, tatile gittin. Elbette orada evdeki gibi her şey tık 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 düzenli gitmeyebilir. Ama şunu yap, mesela uykusu geldiğinde uyku saatini kaçırmadan bir şekilde dışarıdaysan da pusetinde uyut. Bir şekilde gene bağımlılıkla değil, hadi memede uyutayım, kucakta uyutayım değil ama belki araba koltuğu, belki pusette hani saatleri kaçırmamak gerekiyor yani. Saatleri kaçırma. Bir de eğer böyle çocuğun düzenini bozmak istemiyorsan gece uykularında otelde de olsan, başka birinin evinde tatilde, yani ev ortamında olsan o çocuğu bir park yatakta, korunaklı bir yatakta ve gece uykusuna geçerken yatakta geçmesini sağla. Hani çok nadir olabilir. Ama hani çok böyle düzenini bozmadan gidersen döndüğünde problem yaşamazsın. Çünkü ne kadar sürdü tatil? Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Sonra eve geldiğinde eski düzenine devam edersen çocuk zaten diyor ki eve döndüm. Eve döndüm. Yani çok net anlıyorlar onu. Evet. Biliyorsun 22 aylık bir oğlum, 6 aylık bir kızım var şu anda. Biliyorum, bayılıyorum onlara. Aslında abisi odasına yatıyordu normalde. Yaz duru hani sık emdiği için o da kendi odamda çadır beşikte yatıyor. Ama tabii onun bizim odada olduğunu bilen abi transfer oldu. Gece 2'de 3'te kalkıp geliyor. Ama sabah birbirlerini uyandırıyorlar. Yani aynı odada yatması doğru mu yoksa ayrı odada? Şöyle, aslında aynı odada yatabilir ama sizin odanızda değil. şimdi genelde abi abla üzerine kardeş geldiğinde şöyle bir durum oluyor. Ne kadar bunu açıklarsan açıkla çocuk beyni, kıskançlık zaten devreye giriyor. Kardeşim annemle babamla yatıyor. Ben niye burada tek yatıyorum? Sen kardeşin odasını ayırdığında inanılmaz hızlı bir kabullenme oluyor. Diyor ki ha anne baba eşit bizim için. Ve bu sefer çok daha hızlı bir şekilde kendi odasına yatmaya ikna oluyor. Bence burada önce yaz durunun odasını ayırmak lazım. O zaman zaten abi bunu çok rahat kabullenecek. Şimdi ikisini aynı odaya koymak olur. Ama ikisinin de kesintisiz uyuması gerekiyor. Yani şimdi eğer bebek abiyi uyandırıyorsa orada önce bir odaları ayrı, ikisine de bir kesintisiz uyku kültürünü verip, eğitimini verip sonra aynı odaya. Ama ben
Araları bu kadar az olunca şeyden çok korkarım. Tehlikeli olabiliyor. Şöyle tehlikeli olabiliyor. Abi diyor ki kardeşime su vereyim diyor. Ya da kardeşimin yanında uyuyayım diyor. Bir bakıyoruz bebeğin üstünde. Hani, evet. Kaç defa karşı evet. Eğer hani beşi girilmeyecek şekilde olursa sıkıntı olmaz. Birbirlerinin sesine de alışırlar. Biz ikiz çocukları aynı odada yatırıyoruz. Ay, alışıyorlar birbirlerine. Ama hani bu şartları sağlarsak, güvenliği sağlarsak sıkıntı olmaz. Ama benim tavsiyem yaz Duru'yu odada gönderiyoruz. Onlar da ısınıyor zaten artık. Yavaş yavaş kendi odasını sınırlar. Artık alabilirsin. Bir de şey, gece beslenmesi nasıl olmalı? Çok sık uyanıyor bebekler. Genelde annelerin en büyük şikayeti evet, yani bu. Gece beslenmesi. Emzik gibi kullanıyorlar anneyi ve o şekilde uyuyorlar. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Bu çok sık geliyor. Yani bana da anneler çok fazla soruyor. Şimdi sen doktoruna gittin. 6 aylık bir bebek. Gelişimine baktın. Doktorun öncelikle sana kaç gece beslenmesi önerdi? 1, 2, maksimum zaten 2 diyorlar bu dönemde. Hı hı. Ama o yapacağın gece beslenmesini rüya ayini şeklinde yapman lazım. Rüya ayini şudur, bebeği uykuda beslemek. Ayrıca rüya ayini ile ilgili de önceki videolarda açıklayıcı bulabilirsiniz bu başlığı ama kısaca anlatayım. Sen uykuya gitmeden önce saat 11-12 gibi bebeği uykusunda emzirirsin. Böylelikle bebeğin uyandım meme anlayışını unutur. Ben senin karnını doyurdum, sen uyuyabilirsin. Ama zaten hemen hemen her gün aynı saatte uyanıp ya da bir iki dakika emip tekrar uyuyorsa senin bebeğin zaten sadece bir geçiş sağlıyor. Yani seni o bağımlılığı kullanıyor. 6 ay ile 9 ay arasında genelde çocuğun gelişimi iyi, kilo alımı iyiyse tek beslenme yeterli oluyor. Ama tekrar söylüyorum, takip eden doktorun onayı da burada bizim için çok önemli. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Başka ne sorayım inşallah? Ben teşekkür ederim burada olduğun için, sorularını sorduğun için. Umarım bütün annelere faydalı ve yararlı olmuşuzdur. Ve iki çocuklu annelere özellikle diyorum ki bebeğinize uyumayı öğretin, siz de rahat edin, onlar da rahat etsin. İnşallah mutlu anneler olarak yolumuza devam edeceğiz. Başka merak edilen sorular zaten genel olarak yanıtladık herhalde değil mi şimdi? Genel olarak yanıtladık ama çok merak ettiğin sorular olursa gene bir araya gelip güzel bir sohbet yaparız inşallah. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.